Asur'un büyük krallarının sonuncusu olan Assurbanipal, Ninova'da Antik Ortadoğu'daki ilk sistematik olarak organize edilmiş kütüphaneyi bir araya getirdi. Babası Esarhaddon, bir hanedan mücadelesini önlemek için M.Ö. 672 yılının Mayıs ayında onu Assur'un veliaht prensi olarak atadı. Başka bir eş tarafından eşit statüye sahip bir oğul olan Şamaşumukin, Babil'in veliaht prensi olarak atandı. Annesi Kraliçe Nagya Zakutu sayesinde daha önce Assurbanipal'e sorumluluk verildi. Assurbanipal yönetimde yer aldı ve kuzeydeki tepe kabilelerini kontrol etme problemlerinde ustalaştı. Eğitmenleri bir general olan Nabuşarasur'la tarih ve edebiyatla ilgilenen Nabu Ahi Eribay'dı. Kendisinden önceki birkaç Mezopotamya kralı gibi tüm yazıcı ve rahip bilgisine hakim oldu ve Sümer ve belirsiz Akat alfabelerini ve dillerini okuyabildi. Atletik güçleri avcılık, okçuluk ve binicilikteydi. Gerçek savaş alanındaki deneyimine dair çok az kanıt olmasına rağmen Assurbanipal'in babasının onu cesareti ve zekası için tercih ettiği iddiasından şüphe etmek için hiçbir neden yoktur. Çok geçmeden ağır sorumluluklar üstlendi. Saraya ve soylulara komuta etmek zorunda kaldı. Kendisine danışılmadan hiçbir vali veya kaymakam atanmadı ve birçok devlet inşa projesinde yetkisi vardı. Babasına verdiği raporlar öyle bir devlet adamlığı niteliğini gösteriyordu ki babası Mısır'a giderken bütün işlerin sorumlusu o kaldı. Esarhaddon, M.Ö. 669 yılının Aralık ayında Harran'da öldüğünde Assurbanipal tüm gücü olaysız bir şekilde kendisine devretti. Assurbanipal'in ilk kaygısı, Mısır kralı Taharkan'ın Nil Deltası'nı işgal ettiği ve destek kazandığı Mısır'daki bir devrimi bastırmaktı. Hızlı Assur askeri harekatı Taharkan'ın geri çekilmesini zorunlu kıldı ve Assurbanipal, Assur garnizonları tarafından desteklenen yerel prensleri atadı. Prenslerden bazıları Taharka'ya destekte bulundu ve Assurlular onları Ninova'ya sürdüler. Assurbanipal, yerli yöneticilere sahip olma planını sürdürerek 1. Neko'yu Delta'nın en yüksek hükümdarı olarak seçti ve onunla bir anlaşma yaptı. Taharkan'ın halefi Tanutamon'un daha fazla baskısı, Assurluların Memphis'in kontrolünü ele geçirip Tebes'i yağmaladıkları 664 ve 663 yıllarında başka bir Assur müdahalesine yol açtı. 1. Neko 663 yılında öldüğünde Assurbanipal politikasına bağlı kaldı ve başka bir yerel hükümdar olan Pisamti'nin ardıllığını kabul etti. Böylece başka bir yerde sefer yürütmesini sağlayan bir barışla ödüllendirildi. M.Ö. 654 yılında Assur garnizonları Mısır'dan kovuldu. Ancak ticaret devam etti. Bu kayıp onun konumunun çok az zayıflamasına neden oldu. Daha sonra hem Mısır hem de Lidya'nın bağımsızlık tekliflerini destekleyen Fenike şehri Tire'ye döndü. Başarılı bir Tire kuşatması, Suriye ve Kilikya hükümdarlarının yeniden boyun eğmesine ve Lidya kralı Giges'in Kimmerlerin saldırılarına karşı Assur'dan yardım talebine yol açtı. Lidyalı paralı askerler Mısır'a yardım ettikleri için bu yardım reddedildi. Manna krallığına karşı hızlı bir askeri güç gösterisi ve İskit şefi Maddes'le bir ittifak Kimmerlerin ilerlemesini püskürttü ve Assurbanipal'in güney komşusu olan Babil'e hareket etmesini sağladı. Assurbanipal, üvey kardeşi Şamaşumukin'i Babil'in yerel hükümdarı olarak onaylamıştı. Ancak yetkileri kısıtlıydı. Oradaki Assur garnizonları ve memurları Assur kralına rapor vermeye devam etti. Ve o hem Basra Körfezi'nde hem de Ur'da valiler atamaya devam etti. Babililer doğrudan ona dilekçe verdiler ve toprak bağışları aldılar. 16 yıl boyunca erkek kardeşiyle ilişkiler barışçıldı.
Elam'da tahtı ele geçiren Temhumban, Asur topraklarına girdiğinde ve öldürüldüğünde, Asur eylemi öncelikle Elam'da doğrudan Asur yönetimine yönelik hiçbir girişimde bulunmadan belirli bölgeler verilen Elam prensleri Humbanigaş ve Tamaritu'yu desteklemek içindi. Asurbanipal'in eylemleri muhtemelen hala güvendiği kendi kardeşine de yardım etmeyi amaçlıyordu. Asurbanipal bu sıralarda bir Babil heyeti karşıladı ve Gambulu kabilesini Elam olayına karıştığı için cezalandırdı. Şamaşumukin'de Babil'de uzun süre kalması ona geleneksel yerel milliyetçilik ve direniş ruhu aşılamıştı. Her halükarda Asur İmparatorluğu'nun diğer uzak halklarıyla bir koalisyon kurdu ve bu gruplar aynı anda yükselmiş olsaydı Asur düşecekti. Asurbanipal entrikaları keşfettiğinde doğrudan Babililere başvurdu ve belki de özel bir vergi uygulayarak sadakatlerini test etti. Ancak onların reddetmesi üzerine askeri harekata girişti. Kardeşi için doğrudan tehlikeden kaçınıyor gibiydi ve doğrudan eylemden çok kuşatma savaşıyla uğraştı. İç çekişmelerden muzdarip olan Elam isyancılara yardım edemedi ve yavaş yavaş açlıktan Babil'e geri çekilen Araplar kıtlık yoğunlaştıkça bölgeyi terk ettiler. Şamaşumukin M.Ö. 648 yılında Yanan Sarayı'nda intihar etti. Asurbanipal'in şehre karşı duyguları, restorasyon çalışmaları ve bir Keldani soylusu Kandalanu'yu vali olarak atamasıyla karşımıza çıkmaktadır. Asurbanipal isyanı bastırmak için daha fazla önlem almak zorunda kaldı. Arap kabilelerine baskın düzenleyerek Nebati kabilelerini ve müttefiklerini yendi ve Kader kabilesini izole etti. Elam'la mücadele daha zordu. Oradaki savaş Asurluların Susa'yı yağmaladığı M.Ö. 639 yılına kadar sürdü. O yıl Asurbanipal zaferini kutladı. Bütün dünya onun egemenliği altındaydı ve dört tutsak kral arabasını alayı içinde çekti. Düzeni korumak için gereken askeri harekat Asurbanipal'in bir yönetici olarak becerisini gölgede bırakmamalıdır. Lidya ve Med genişlemeleri nedeniyle kuzey ve doğu ticaret yollarının kapanma tehdidine rağmen imparatorluk ekonomik olarak zenginleşti. Ne yazık ki kaynaklar M.Ö. 631 yılından sonraki saltanatını takip etmek için yetersizdir. Asurbanipal'in ölümü hiçbir yerde kaydedilmedi. Ancak görünüşe göre oğulları Asur Etil İlani ve Şinşarişkun'u her biri ayrı ayrı tanımlanmış bir yetkiye sahip ortak yönetime getirerek babasının emsalini takip etti. İmparatorluğunun ölümünden sonraki 20 yıl içinde yıkılması hükümdarlığının yönetiminden kaynaklanmıyordu. Bu durum iç çekişmelerden ziyade dış baskılardan kaynaklanıyordu. Asur ve Babil'deki büyük mabetlerin çoğunu yeniden inşa etti. Ninova'daki İştar Tapınağı'na özellikle dikkat etti. Eylemlerinin çoğuna kişisel ve bilinçli bir ilgi duyduğu kehanet raporları rehberlik etti. Küçük erkek kardeşleri Haran ve Aşur'da rahipti. Asurbanipal'in olağanüstü katkısı akademik ilgilerinden kaynaklandı. Ninova'da Antik Orta Doğu'daki ilk sistematik olarak toplanmış ve kataloglanmış kütüphaneyi bir araya getirdi. Kraliyet komutasında yazıcılar tapınak kütüphanelerinden her türden metinleri aradı, topladı veya kopyaladı. Bunlar Aşur, Cala ve Ninova'nın kendisinden toplanan temel tablet koleksiyonuna eklendi. Asurbanipal ayrıca birçok büyü, dua, ritüel, fabl, atasözü ve diğer kanonik ve kanonik dışı metinler topladı. Yaratılış, Gılgamış, İrra, Etana ve Anzu hikayeleri gibi geleneksel Mezopotamya destanları kütüphanesinde korunmaları nedeniyle hayatta kaldı. Ninova'daki yeni ve restore edilmiş saraylarını
Uzun saltanatının başlıca tarihi ve törensel olaylarını betimleyen heykellerle süsledi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.